Çam Limanı Akademi. YouTube kanalımıza ve Facebook sayfamıza lütfen abone olunuz. Videolarımız YouTube kanalımızdan doğrudan ya da bağlantı adresleri kopyalanarak paylaşılabilir. Videolarımızın indirilerek isim ve veya içerikleri değiştirilerek kullanılmaları yasaktır. Dünyada Azeri, Kazak, Kırgız, Özbek, Başkurt, Çuvaş, Tatar vesaire adlı uluslar gerçekte yoktur. Bunların hepsi Göktürklerin çocuklarıdır. Türk boylarını ayrı bir ulus gibi gösterip Türkleri bölmek bir Rus oyunudur. Bilmemiz gerekiyor ki Altaylardan Tuna'ya hepimiz Türklük ağacının dallarıyız. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Çam Limanı Akademi adına selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu akşam doçent doktor Gökçe Yükselen Peler sunum yapacaktı. Ancak kendisi COVID tanısıyla hastaneye yattığı için sunumunu yapamayacağından onun yerine almayı bu kısacık süre içinde kabul eden Fatma Dağ Hanımefendi'ye teşekkür ediyoruz. Evet, Altaylardan Kıbrıs'a uzanan Türk İzleri adlı sunumu yapacak olan öğretim üyesi Fatma Dağ, 1989 Sivas doğumludur. Babasının memuriyeti sebebiyle ilk ve orta öğreniminin bir kısmını Divriği'de, orta öğreniminin geri kalan kısmını ise Kayseri'de tamamladı. Üniversite eğitimini Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde aldı. Danışman hocası Osman Yıldız'la birlikte yürüttükleri Hüseyin Nihal Atsız'ın eserlerinden yola çıkarak Türklerde Din Olgusu adlı bitirme tezi için kıymetli pek çok tarihçi ve Türkologla mülakatlar gerçekleştirdi. Bu çalışma onun fikir dünyasını derinden etkiledi. Üniversiteden sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak meslek hayatına başladı. Erciyes Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalında Yeni Türk Dili alanında yüksek lisansını yaptı. Tez çalışması gök cisimlerine verilen adların eski ve yeni Türk lehçelerinde varlığı ve karşılaştırılması üzerinedir. Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökçe Yükselen Peler danışmanlığında Kıbrıs'ın Türk tarihi ile ilgili çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Son çalışmaları Kıbrıs Salamis'te Kral Mezarı olarak adlandırılan anıt mezarları ile Altaylardaki Türk kurganlarını karşılaştırma üzerinedir. Türk tarihi, dili ve arkeolojisi ile ilgili çalışmalarına devam ediyor kendisi. Buyurunuz lütfen Fatma Hanım, siz dinliyoruz efendim. Mikrofonunuz kapalı efendim. Evet. Herkese iyi akşamlar. Tekrar teşekkür ederim. Hemen ekranımı paylaşayım. Vakit kaybetmeden anlatmaya başlayalım. Bu çalışmanın yapılma sebeplerinden başlayayım önce. Daha doğrusu ilk başta bu fikir ortaya nasıl çıktı bundan bahsedeyim biraz. Kıymetli Gökçe Hocam'la burada olsaydı o da çok iyi olacaktı tabii ki. Gökçe Hocam bana kurganları karşılaştırmamı tavsiye etti. Çünkü Mehmet Turgay Kürüm zaten bir yazı çalışması yapıyordu, dil çalışması yapıyordu kendisi. Biz onu takip ediyorduk yakından. Biz de bu kurganların, biliyorsunuz ki bu yazılar tabii kurganlardan çıkıyor. Biz de o yüzden bu kurganları karşılaştırmaya karar verdik Gökçe Hocam'la beraber. Ve İskit, özellikle İskit kurganlarıyla Kıbrıs'taki kral mezarlarını karşılaştırmak istedik. Bunun sebebi ise biz İskitlerin Kıbrıs'a geldiğini düşünüyoruz. Orada yaşadıklarını ve orada eserler bıraktığını düşünüyoruz. O yüzden böyle bir çalışmaya başlattık. Daha sonrasında tabii bu biraz böyle geniş çaplı bir çalışma oldu. Çünkü bunun alt başlıkları Kıbrıs'taki bütün Türk izlerini içeriyor. Özellikle Altaylardan gelen izleri içerecek. Birinci olarak Kıbrıs'ta yapılan arkeolojik çalışmalar neticesinde ortaya çıkarılan kral mezarlarının hem şekil olarak hem içerik olarak hem ölgenme adetleri olarak Türk kurganlarına benzemesi, bundan yola çıktık. Yine Kıbrıs'taki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan objeler, özellikle kül kapları, bunların üzerindeki yer alan desenler, motifler, Türk desen ve motiflerine çok benzediği için, Altaylardan esintiler içerdiği için bu çalışmayı yaptık. Ve Kıbrıs'ta bulunan runik yazı, yani Göktürklere ait olduğu düşünülen, Göktürklere değildi daha doğrusu. Yani biz onu Göktürk alfabesi olarak bildiğimiz için şu an henüz. Runik diyoruz ama buna genelde tabii. Runik yazıların olması ve Turgay hocamızın bunları
anlamlı, anlaşılır bir şekilde okuması. Ve son olarak da Kıbrıs'ta Yeşilköy'de bir mezarlıkta bulunan mezarlar, mezar taşları. Bunların taş babalara olan benzerliği ve bu mezar taşlarının üzerindeki güneş ay kültünü yansıtan semboller, simgeler. Yani tüm bunlardan yola çıkarak biz bu çalışmayı yapmaya karar verdik. Ben Semih Hoca'nın, Semih Güner'i biliyorsunuz, arkeolog kendisi, profesör. Onun Türk Altay kuramını beğeniyorum, yakından takip ediyorum. Çalışmasını okudum ve açıkçası bana da biraz yön verdi. Özellikle onun uzun yürüyüş haritası. Kendisi de zaten daha önce burada bir sunum yapmıştı. Ben de onu burada izlemiştim. Yani ben onun bu Türklerin ana yurdundan çıkıp dünyanın dört bir yanına yayılması, özellikle şu kırmızı çizgilerle, ok işaretleriyle gösteriliyor. Birazdan zaten ayrıntısına gireceğiz. Yani ben o göç eden Türklerin, ön Türklerin Kıbrıs'a buradan geldiklerini düşünüyorum. Bu uzun yürüyüş hipotezi bana mantıklı geliyor açıkçası. O yüzden bunu buraya koyma gereği duydum. Makalemde de zaten yer vermiştim. Türk Altay kuramına göre uzun yürüyüş diye tanımlanan Kuzey Asya Neolitik Çağ öncesi göçlerin batıya doğru olanı yakın doğuya iki koldan ulaştı. Hazar'ın kuzeyinden akan göçler bir de Kafkasya üzerinden Anadolu'ya Hurri ve Hatti kültürlerini oluşturdu. Semih Güneri'ye göre Hurrice ve Sümerce de Moğolca gibi Türkçe ile akrabadır. Zaten bu sadece tabii ki Semih Hoca'nın görüşü değil, birçok dilcinin de görüşü aynı zamanda. Akrabalıkları da zaten nereden belli? Birçok ortak kelimemiz var ve cümle yapıları benziyor bu yüzden. Akrabalıkları demir çağına dayanıyor. Bizim için önemli olan yer burası. Çünkü biz özellikle Kıbrıs demir çağına dikkat çekmek istiyoruz. Kıbrıs demir çağına dikkat çektiğimiz için de yani demir çağında bulunan halkların dilleri bizi tabii yakından ilgilendiriyor. Ortak sözcüklerin durumu özellikle bizi ilgilendiriyor. Bu dillerin tümü milattan önce 12 binlerde arkaik Yenisey Lena dilini oluşturuyordu hocamıza göre. Milattan önce 12 binlerden sonra o kök dilden kopup başka diller olma yolunda gelişimlerini sürdürdüler diyor kendisi. Bir de Marcel Erdal biliyorsunuz yani günümüzdeki büyük Türkologlardan biri. Kendisinin de bir çalışması var, makalesi var. Türkçenin Hurrice ile paylaştığı tipolojik ayrıntılar başlıklı bir makale. Merak edenler bakabilirler. Orada da yine Türkçe ile yapısal olarak benzerliği, ortak kelimeler bunlara yer veriyor Marcel Erdal'da. Bu da tabii bizim tezimizi güçlendiriyor. Daha sonrasında Kıbrıs'a gelirsek eğer, Kıbrıs'ta durum ne? Önce tabii ona bakmak lazım. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kıbrıs'ın arkeolojisiyle ilgili, tarih öncesi çağlarla ilgili elimizde kısıtlı sayıda bilgi var. Yani kıymetli çalışmalar var, eserler var. Lakin hani günümüzdeki bizim bu tezimizi güçlendirecek, savunacak kadar çok fazla çalışma yok. Kazı raporları yok. Yani özellikle bizim kazı raporlarına ulaşmamız gerekiyor. Ya da hani bizim orada bizzat kazı çalışmaları yapmamız gerekiyor ki bizim bu tezimiz daha da güçlensin, değer kazansın. Şimdi elimizde az miktarda çalışma var. Bir doktora tezi var. Birkaç makale var, yine birkaç yüksek lisans tezi var. Ben onlardan yola çıkarak, yani onlardan topladığım bilgilerle bu çalışmayı oluşturdum. Adanın kuzeyinde ve Anadolu'ya yakın Karpaz Yarımadası üzerinde Neolitik devre ait yerleşme yerlerinde elde edilen buluntular, Anadolu'nun Hacılar ve Çatalhöyük gibi Neolitik kültür meydana getiren insanların Kıbrıs'ı iskan etmiş olduklarını açıklamaktadır. Alman bilginlerden Dümler'e göre Kıbrıs'taki eski mezarlarda elde edilen eserler bütün teferruatına kadar Anadolu kültürü yani Truva kültürünü yansıtmaktadır. Bu bizim için önemli bir bilgi. Zaten Kıbrıs'ın hani hepimiz biliyoruz tabii coğrafi olarak güzel bir yerde olması hem işte Avrupa'dan hem ön Asya yani Anadolu'dan hem daha böyle güneyden işte İran, Suriye, Filistin her yerden beslenmesi bu anlamda önemli bir yere sahip. Yani Ön Asya'dan yani Anadolu'dan da dolayısıyla beslenmiş oluyor. Zaten çok fazla ortak şey var. Orada yapılan kazı çalışmaları dönem dönem bize gösteriyor alışverişi.
Kıbrıs kalkülatinine baktığımız zaman M.Ö. 3800-2500. Bu çağda bakırın keşfi var. Bakır madenlerinin işletilmesiyle adanın kültürel ve siyasi gelişiminde yeni ufuklar açılmıştır. Bakır, Kıbrıs'ın dış dünya ile bağlantı kurmasının, Anadolu ve Doğu Akdeniz ülkeleriyle ticari ilişkiler içine girmesinin yolunu açmıştır. Uzun yıllar boyunca diğer kültürlerden kopuk olan Kıbrıs kültürü, bakır ticareti sayesinde Anadolu, Suriye, Mısır ve Filistin'le yakın ilişkiye girmiştir. Biz de zaten tam olarak bundan bahsediyoruz. Yani kanıtlamaya çalıştığımız şey bu. Antik çağda Kıbrıs'a gelen Türkler, özellikle Suriye, Mısır, Filistin. Çünkü burada çıkan eserler Kıbrıs'ta çıkan eserlere gerçekten çok benziyor. Birazdan onları da göstereceğim. İlk başta böyle biraz bilgiye boğacağım sizi belki ama daha sonra bu bilgilerin hepsini kaldırıp bol bol görselle bırakacağım sizi. Merak etmeyin. Erken bronz dönemi var. Tabii burası da Kıbrıs için önemli bir dönem. Burada özellikle Vanos bölgesi, buradan çıkan eserler. Bu eserler Metropolitan Müzesi'nde sergileniyor. Bol miktarda kap. Bu eserler bize yol gösterecek. Bu dönemde mezarlar koridorlu birer odadan ibaret. Birçok zamanlarda açılıp kapanmış. Daha sonra bronz işletmecilik var. Kıbrıs hançeri var. Burada Kıbrıs hançeri dediğimiz bir nesne var. Daha bunun gibi çıkan birçok nesne var. Bunlar da bize Asya'dan ipuçları veriyor. Yani Asya'daki örneklerine benziyor. Burada da zaten yer verdim kaynakçasına. Geç bronz dönemi var. Milattan önce 1600 ve 1050'li yıllar. Milattan önce 1500'lerden itibaren Kıbrıslıların kullandığı bir yazı var. Mineo Girit'in Linear, doğrusal ağasına çok benzeyen bir yazı. Yazının uzun örnekleri Alaşre ve Kalavassos gibi yerleşim merkezlerinde bulunan pişirilmiş kil tabletler üzerinde ve diğer dokümanlarda mevcut. Bunlar da Metropolitan Müzesi'nde Kesnola koleksiyonunun içerisindeki vazolarda görülebiliyor. Ve geç bronz dönemi 2'de yine Kıbrıs'a bir yazı giriyor. Okuma yazma adaya Giritçe, lineer doğrusal ağa benzeyen Kıprominyon heceleme sistemiyle gelmiştir. Milattan önce 14. yüzyılda ilk kez kullanılmış ve 400 yıl boyunca da kullanılmaya devam etmiştir. Bu dönemin önemli tarafı benim çalışmam açısından Salamis kral mezarlarının da yine bu dönemde ortaya çıkması. Çünkü biz bu Salamis kral mezarlarının aslında Türk kurganları olduğunu iddia ediyoruz. Ve demir çağ önemli. Çünkü bu dönemde ortaya çıkan işte yazılar var ve okunan Göktürk alfabesiyle okunan yazılar var. Turgay Kürmün'de okuduğu. O yüzden ve bu dönemde Fenike etkisini bol miktarda görüyoruz. Zaten asıl mevzu orada başlıyor. Yani Fenikeliler de acaba Türk müydü diye insanın tabii sorusu geliyor. Bu dönemde demir çağında Kıbrıs'ta sosyal farklılaşmanın gelişimi için önemli bir dönem oluşmuş. Ada bu dönemde en az 10 otonom devlete bölünmüş ve 3 dil konuşuluyormuş. Grekçe, Fenikece ve adanın bir yerli dili yani Kıbrıs, orijinal Kıbrıs dili diyoruz buna. Daha sonrasında artık bunlar Kıbrıs'la ilgili vereceğimiz antik çağına dair kısa kısa bilgilerdi. Şimdi bundan sonrasında kurgan karşılaştırmasına geçmek istiyorum. Özellikle Türk kurganları hangi özellikleri içeriyor? Onlara bakalım. Tabii konuya hakim olanlar vardır. Belki yeni gelen dostlarımız bilmiyorlardır. O yüzden şöyle kısa kısa en azından Kıbrıs kurganları nasıl oluyor? Bunlara bakacağız. Öncelikle Rudenko'ya göre aldım. Doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen şeklindeki mezar çukurları. Şimdi sadece bununla tabii sınırlamıyoruz. Çünkü araştırmalarıma göre evlerin Göktürkler mesela Göktürkler evlerinin yani yerleşim evde demeyeyim de artık çadır diyeyim yerleşim yerlerinin altına böyle bir çukura bırakır gibi de bırakıyorlar ve üstüne de yerleşim yerini kuruyorlar. İlk başlarda bu şekilde. Daha sonrasında aradan biraz zaman geçince artık yerleşim yerlerinin dışarısına gömmeye başlıyorlar.
ölülerini. Bu şekilde ilerliyor. Daha sonrasında da işte koridorlu mezarlar gibi gibi böyle gidiyor. Ama bu dikdörtgen şeklindeki mezar çukurunun Rudenko kendisi söylüyor. Çukurun güney kenarında insan defni yapılan kütükten yapılmış bir oda. Bu kütükten odayı birçok yerde görebiliyoruz. Yani altaylarda birçok yerde görebiliyoruz. İskit kurganlarında zaten böyle. Ve defin odasının dışında, o odanın hemen önünde, daha doğrusu çok uzağında değil, cenaze ölünün gömüldüğü odanın hemen ön kısmında bulunan at gömüleri. Bu çok önemli. Çünkü birçok kültürde buna yer verilmiyor. En azından benim bildiğim kadarıyla. Bu Türklere has olan bir özellik. Taş kaya parçalarıyla kapatılmış alçak toprak bir tepe. İnsan eliyle, yani sonradan kapatılmış olan toprak bir tepe. Bu gittikçe tabii daha büyüyebiliyor. Yani büyük bir tepede olabiliyor ya da daha alçak bir tepede olabiliyor. Tuncer hocamıza göre kurganlar nasıl? Ölünün yakılmasına değinmiş burada Tuncer Gülensoy. Bu da var, bu da mevcut. Özellikle yine Göktürklerde ve Kırgızlarda biz bunu görüyoruz. Yani sanki şöyle bir algı oluşuyor. Daha önce işte Türkler ölülerini yakmıyorlardı, işte gömüyorlardı falan. Bunu da böyle çalışmalarımız derinleştirdikçe görüyoruz ki gerçekten Türklerde bir ölü yakma geleneği var ve kül kapları da var. Yani bunları da koymuşlar, kül kaplarını da içine koymuşlar. Bu törende ölü atı, giysiler ve yanına konulan kap kacak ile birlikte yakılır. Külleri toprak bir kaba konularak mezara gömülürdü. Biz aslında bu adeti Anadolu'da da hala sürdürüyoruz. Benim de sonradan aklıma geldi bunu çalışırken, makaleyi yazarken. Mesela Anadolu'da biri vefat ettiği zaman onun eşyalarını toplayıp bir bahçede, açık bir alanda yakıyoruz. Yani bunu en azından benim yakın çevremde ailem yapıyor. Yani ölülerin giysilerinin yakılması. Hani özellikle de birine verilmiyor. Özellikle yakılıyor. Belki de bu bizi Altaylardan sirayet eden, hala Anadolu'da kullandığımız bir unsur da olabilir. Eski Türklerin pek çok boyunda ölü giysileri, hayattayken kullandığı silahları, en sevdiği savaş atı, atın eyeri, üzengisi, koşumları, gökyüzüne çıkarken giyeceği yiyecekler, giyeceği kıyafetler ve gerekli kap, kacak, her şey bu mezara gömülüyordu. Bu da yine Tuncer hocamızın notu. Semih hocanın notunu da ben buraya almak istedim. Çünkü yani sonuçta çağdaş bir arkeolog, çalışmaları yeni. O yüzden bence kıymetli. Ölü daima salına ve büzülmüş şekilde mezara bırakılıyor. Evet, Türk Altay kuramını incelediğimizde ya da Altaylar'daki diğer o mezarları, kurganları incelediğimde, onlarla ilgili yapılan doktora çalışmalarını okuduğumda hepsinde, ama hemen hemen hepsinde, yani %99'unda salına ve büzülmüş şekilde, yani cenin pozisyonunda gömülen ölülerle karşılaşıyoruz. Bu adet Okuniye kültüründen geliyor ve Tagar İskit kültürlerinde de uygulanıyor. İskit kurganlarında da aynen bu şekilde. Definler ağaç kütükten mezar odalarına konuluyor. Bu da yine Tagar İskit kültüründen bize geliyor. Şimdi bizim burada eksik olan şey işte şu. Biz Kıbrıs'taki o açılan mezarlar, yani kurganlar bize göre. Oradan çıkarılan ölüler, yani yakılmayan, hani o şekilde gömülenlerin işte gömülme şekli, yani onu bilmiyoruz. Ya burada kazı raporları önemli. Onlara ulaşmak gerekiyor. Taş parçaları kullanılarak mezar üstleri dairesel kurgan örtüsüyle örtülüyor. Bu gelenek Afanasyev kültüründen geliyor ve aynı bölgede klasik Türk dönemine kadar yani devam ediyor. Klasik Türk dönemi ölü gömme adetleri içerisindeki at gömmesi geleneği de bizim ufkumuzu yine milattan önce 1. binin ilk yarısına kadar aydınlatıyor. Şimdi burası soldaki resim, yani şurası Kıbrıs'taki Kral Mezarı denen mezar. Giriş kapısı açılmış, bu sonradan yapılmış. Buraya girmişler kazı çalışması için ve yanında da görüyorsunuz daha başka başka kazılan yerler var. Burası ise bir ısık kurganının uzaktan görüntüsü. Yani ikisinin de uzaktan baktığımız zaman görüntüsü birbirine benziyor. İkisi de böyle tepeleme, üstlerine toprak yığılmış ve dışarıdan baktığımız zaman gerçekten benzediğini görüyoruz. Bu da o dışarıdan kapı açılan, duvar kapı yapılan kurganın iç kısmı. Tabii bir maketini hazırlamışlar ve ziyaretçiler geldikleri zaman bu makete bakıyorlar. Yani bu kurganın iç kısmı, görüyorsunuz.
mezar odası ve üstüne yığılmış toprak dairesel ya da dikdörtgen şekilde. Burası ise bu sağdaki resim ise klasik bir kurgan çizimi. Kurgan mimari yapısı, klasik bir Türk kurganının iç kısmı. Ne kadar benzediğini burada görebiliyoruz. Burası da yine aynı kurganın açılmış kısmı, Kıbrıs'taki oda şeklinde yapılmış ve duvarla çevrilmiş. Altaylardaki de yine aynı şekilde kare ya da dikdörtgen biçimde duvarla çevrilen mezarlar görüyoruz Altay bölgesinde. Burada da aynı şekilde bir mezar odası ve kenarında duvar yapılmış. Bakın o dönemde kenarına yapılmış bir duvar görüyoruz. Çok benziyor. Ve hemen mezar odasının önünde gömülmüş iki tane yan yana at görüyoruz. Zaten burada da yakından çekim var. Bunları sağ olsun Turgay hocam çekmiş. Benimle paylaştı. Oraya gittiğinde ziyarete. İki tane at da sol taraflarına yatık olarak gömülmüşler. Bu sola yatık bir şekilde gömülme yine Türklere ait olan, Altaylara ait olan bir özellik benim çalışmalarıma göre. Burada da atları zaten görebiliyorsunuz. Sola doğru yatmış. Şurada kafası var, ayakları ve gövdesi. Hemen mezar odasının önündeki at gömüleri. Burası ise o mezar odasının iç kısmı. İçerisi tabii boş. Yani muhtemelen kim bilir nereye gitti acaba buradaki parçalar. Burası da o dışarıdan görünen mezar odasının içi. İncelemeniz için biraz duruyorum böyle. Bu ise yine aynı o Salamis'teki müzenin girişinde oradan çıkarılan basit tekerlekli basit bir cenaze taşıma arabasının orijinali değil tabii ki de. Onun bir benzeri yapılmış burada. Şimdi bu bizim için önemli çünkü Türkler cenazelerini arabayla taşıyorlar. Yani at arabası özellikle. Yani basit bir araba bu. Böyle çok profesyonel bir şey değil. Çok basit. Sadece belki iki, belki dört tekerlekten oluşan böyle iki tane uzun çubuk önden sadece çekmek için yarayan. Yani bu sadece cenaze için kullanılan bir araba. Hani başka hiçbir şey için kullanılmıyor. Bu arabayı sadece cenaze için yapıyorlar. Cenazeyi götürüp gömüyorlar ve genellikle de gömdükleri yerin orada arabayı terk edip geri geliyorlar. Çünkü açılan kurganların hemen hemen hepsinin önünde bu şekilde basit yapılmış birer cenaze arabaları var. Yani İskitler'de de var, Altaylardaki şeylerde de var, kurganların önünde de var, Kıbrıs'ta da var. Burada da zaten ben Herodot'tan bir parça almıştım. Kaan ailesinin ailesi dışında herhangi bir İskit öldüğü zaman ölü yakınları tarafından bir arabaya konulmakta, diğer yakınlarına götürülerek dolaştırılmaktadır. Burada bir parantez açmak istiyorum. Anadolu'da bu adet hala devam ediyor. Ölü, yani öldüğü zaman arabaya bindirilip, yani evinin önünden ya da işte mahallesinin içerisinden ya da akrabalarının, arkadaşlarının evlerinin önünden gezdirilerek götürülüyor biliyorsunuz. Yani gömmek için cenaze alanına, mezarlığa. Yani hala aslında biz o geleneği İskitlerden beri belki de Anadolu'da bile hala devam ettiriyoruz. Ölü arabasının yanlarına geldiğini görenler yemek vermektedir ki yemek verme adeti de hala devam ediyor. 40 gün boyunca ölüler böylece bir yakınından öteki yakınına gezdirildikten sonra kazılan mezara gömülmektedir. Yani bunu Herodot söylüyor İskitlerle ilgili. Tabii 40 gün boyunca artık gezdirmiyoruz. Yani kısa bir süre gezilip ondan sonra gömülüyor. Evet, Pazarık Kurganı'nda çıkan arabalar var burada. Pazarık Kurganı 3, 3. Pazarık Kurganı'nda. Mezar kısmı üzerindeki ağaç kütüklerinden başka alternatif olarak yerleştirilmiş taşlar ve kaya parçalarıyla da korunmuştu. Bu taş tabakalar, tahta kürek, tahta kamalar, ahşap 7 tekerlek ve bir arabanın kalıntıları. Evet, burada görüyorsunuz İskitlere ait bir mezar, Pazarık Kurganı ve kurganın yakınında bulunmuş olan basit bir cenaze arabasının parçaları. Yani tahta bir kürek, tahta kamalar, ahşap 7 tane tekerlek, bir araba kalıntısı. Gömüldükten sonra, işlem bittikten sonra mezarın önüne bırakılıyor bu şekilde. Pazarık Kurganı 5'te de herhangi bir metal kısmı bulunmayan ahşap, 4 tekerlekli zarif bir araba atlarla birlikte bulunmuştur. Araba tahta çubuklarla yapılmış ve üzeri keçe ile kaplanmıştır.
Evet, yine aynı şekilde. Sadece burada bir keçe farkı var. Zaten o pazarı kurganların hemen hepsinde var. Bizde de zaten buraya da not düşmüşüz. Yani özellikle şu anda da günümüzde ne yapıyoruz? Özellikle askerler, işte devlet büyükleri ya da askerleri de zaten gömerken yani cenazelerini götürürken arabalarla, özellikle top arabalarıyla, savaş arabalarıyla götürüyoruz. Evet, şimdi Kıbrıs'taki arkeolojik kazılarda ortaya çıkan işte kül kapları, eserler ve o eserlerin üzerindeki motifler, sıra buna geldi. Bu eserleri biz nereden bulduk? Tabii Turgay Hocam'ın burada öncülüğü çok fazla benim için. Özellikle Metropolitan Müzesi'nde çok 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 fazla Kıbrıs'tan çıkan eserler var. Bunlar tam olarak yani şu nekropolden çıktı diye belirtilmiyor. Ama Kıbrıs'tan çıktı ve dönemi belli. Kaynakçada var. Herkes istediği gibi girip bakabilir, inceleyebilir. Bu eserlerin üzerindeki motifler, dikkat çeken, ben çok fazla eser vardı tabii. Bunu inceledik ve üzerindeki bizim işimize yarayacak olan, yani bizi ilgilendiren, işte Altaylardan beri Türklerin kullanmış olduğu çeşitli eşyaların üzerinde kullandıkları desenleri biz burada aldık. Bunlardan bir tanesi Altay Maralı. Yani geyik aslında. Altay Maralı hala Duka Türklerinin beraber yaşadığı, yiyip içtiği o kutsal hayvanlar. Altay Maralı ya da geyik motifi çok fazla kullanılıyor. Altaylardan tüm Avrasya coğrafyasında, özellikle Anadolu'da da hala, birazdan göstereceğim. Kaneviçe dediğimiz mesela örtülerin üzerinde bile biz bu motifleri göreceğiz. Bunun dışında geyiklerin bazılarının kuş donuna girmiş olduğunu göreceğiz. Yani kanatları var çizimlerde. Bu da zaten biliyorsunuz halk edebiyatında, halk biliminde hani bolca yer verilir. Yani don değiştirme, yani kuş donuna girme, kanatlı geyik, kanatlı pars, kanatlı arslan, bunları göreceğiz. Koç tabii, boğa, pars, bunun da yine kanatlısını göreceğiz burada. Kuş donuna girmiş bir pars. Turna kuşu, bol miktarda turna kuşu ve kül kaplarının özellikle turna kuşu şeklinde olduğunu göreceğiz. Niçin? Çünkü turna kuşu bizim için şu açıdan önemli. Türkler için hem kutsal bir hayvan, hem de Türkler öldüğü zaman ruhları gökyüzüne uçuyor biliyorsunuz. Ve o uçarken kullanılan hayvan da büyük ihtimalle turna kuşu oluyor. O yüzden turna kuşu bizim için önemli. Ölü gömme adetleri içerisinde çok önemli. Sonra bu kapların üzerinde bulunan lotus çiçeği. Lotus çiçeği aynı zamanda bir diğer adı Hun gülü olarak da geçiyor. Lotus çiçeği de yine Türkler için kutsal olan bir desen çiçek. Dağ keçisi dediğimiz hayvan Türklerce çok 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 kutsal. Hatta dağ keçileri ya da geyikler Türkler öldükleri zaman yine işte gökyüzüne ya da yerin altına inecekleri zaman bu dağ keçisinin sırtında ya da geyiklerin sırtında gittiklerini düşünüyorlar. Bu şekilde bir gelenekleri var. Biz bunun uzantılarını da yine şeyde görebiliyoruz. Yani günümüzde sözlü kültürü çok hala güzel olan, devam ettirilen Altay kısmında, Altaylarda görebiliyoruz hala bunun esintilerini. Sonra hayat ağacı, meşhur hayat ağacı motifi. Bunu da yine Kıbrıs'taki eserlerin üzerine görünce tabii insan çok duygulanıyor. Çünkü hayat ağacı önemli bir motif. Ya aslında birçok medeniyette var ama Türk medeniyetinde de çok çok kıymetli. Anadolu'da halıların, kilimlerin üzerinde bol miktarda gördüğümüz hayat ağacını Kıbrıs'ta tabii antik çağda bir eserin üzerine görünce insan hayret ediyor. Ve av sahneleri, yani hayvan üslubu dediğimiz av sahneleri. Bu da yine Altaylarda da var bol miktarda eserlerin üzerinde, keçelerin üzerine ya da mağara duvarları ya da kaya resimlerinin üzerinde gördüğümüz av sahnelerini burada da görüyoruz. Son olarak Oz damgası, yani yıldız çarkı dediğimiz desen, sembol. Bu da yine birazdan şeylerde göreceğiz, eserlerin üzerinde göreceğiz. Ben başlayayım çok fazla konuşmadan. Burada Metropolitan Müzesi'nde ortaya çıkan bir vazo ve vazonun üzerinde su kuşu, yani bir turna, burada iki tane boğa karşılıklı, bu bir hayvan üslubuna uygun aslına bakarsanız, ve kanatlı bir yırtıcı hayvan görüyoruz burada, kanatlı. Muhtemelen pars, yani arslan da olabiliyor, pars da olabiliyor ama bunun biz pars olduğunu düşündük. Şimdi bu nerede karşımıza çıkıyor? Bu vazo
Bu kap aslında Kıbrıs'ta ortaya çıkmış. Metropolitan Müzesi'nde yer alıyor ve Kıbrıslı. Ama biz bakın bunun bir benzerini Kazakistan'da Issık Kurganı'nda başlığın tepesinde bir hayvan dağ keçisi heykelciye yer alır. Ayrıca başlığın üzerinde ok uçları, altın yapraklar, üçgen dağ sıraları üzerinde dünya ağacı dediği şey hayat ağacı. Hayat ağacında kuşlar, bazıları kanatlı parslar ve dağ keçisi gibi mitolojik ve sembolik açıdan önemli olan hayvan tasvirleri. Bu tasvir Issık Kurganı'nda. Çoruhlu'dan yararlandım ve aynı tasviri kanatlı pars tasvirini biz burada Kıbrıs'ta çıkan bir eserin üzerinde görebiliyoruz. Burada da geyik görüyorsunuz ve yine kanatları var. Yani bu da kuş donuna girmiş olan bir geyik. Bu İran'da. Büyük ihtimalle yine İskitlerden kalan. Zaten üsluba baktığınız zaman çok benziyor. Yani hem vazonun şekli, bakın yine bir kuş şeklinde. Üzerindeki desenler birebir neredeyse Kıbrıs'takiyle aynı. Üzerindeki desenler ve kuş donuna girmiş olan hayvanlar. Belki de bundan daha bir sürü var ama bizim haberimiz yok henüz. Oz damgasına geçtik burada. Bunlar pazarı kurganından çıkan oz damgaları. Şu ortada görmüş olduğunuz oz damgası ve kenarında da yine kuşlarla beraber. Bir de bu oz damgasının özellikle turna kuşuyla ya da kuş diyeyim. Hadi burada belki turna kuşuna benzetemeyebilirsiniz. Özellikle bu ikisinin birlikte kullanılmasının sebebi tabii ki ölen kişinin ruhunun ozlaşması. Yani yıldız çarkı diyoruz biz buna. Yani Tanrı'ya ulaşması, gökyüzüne yükselmesi, ozlaşması, Tanrı'yla karışması ya da Tanrı'yla buluşması. Bu nasıl olacak? Bu tabii ki de turna kuşunun sırtında, kuşla beraber olacak. Burada da yine bir pazarı kalısı, klasik meşhur pazarı kalısı ve onun üzerindeki oz damgası. Yani bunlar altarlardaki oz damgası. Bunlar ise Kıbrıs'ta çıkan eserler üzerindeki oz damgası. Oz damgası ve bir külkabı ve bu kap kendisi bir turna kuşu. Yani kabın formu aslında bir turna kuşu. Bunu da nereden anlıyorsunuz turna kuşunu diye soracak olursanız, boynundaki bu çizgiler ve özellikle göz çevresi. Yani hem boynunun uzunluğu aynı zamanda da göz çevresi bize turna kuşunu andırıyor. Çünkü hani biliyorsunuz turna kuşunun da böyle göz çevresinde böyle kırmızı halkalar ya da siyah halkalar oluyor. Yani bu turna kuşunun göz çevresi önemli. Çünkü mesela günümüzde çağdaş lehçelere baktığımız zaman mesela Kırgızca'da yanlış hatırlamıyorsam dürbün kelimesinin yerine, dürbünün yerine turnabay kullanılıyor. Kumukça'da aynı şekilde. Yani o turna kuşunun göz çevresindeki halkayı dürbüne benzetmişler. Ve biz dürbün diyoruz mesela bunu hani yabancısını almışız, Türkçe bir şey bulamamışız. Ama mesela Kırgızlar ve Kumuk Türkleri bunu Türkçeleştirmişler. Yani turnanın göz çevresine benzeterek kullanmışlar. Çok güzel bir benzetme olmuş. Bunlar oz damgalı. İkisi de burada küçük oz damgaları var. Yani yıldız çarkı. Muhtemelen vefat eden kişi yani ölünün küllerini koydukları zaman turna kuşuyla beraber ozlaştığını, gökyüzüne çıktığını ya da Tanrı'ya ulaştığını düşünerek bu sembolleri yaptıklarını düşünüyoruz. Bunlar da turna kuşu, birincisi turna kuşu ve lotus çiçeği. Ve yine burada yukarı doğru çıkan bir ok işareti var. Gökyüzüne çıkmayı, yükselmeyi muhtemelen temsil ediyor. Ve kabın kendisi de yine turna kuşu, şekil olarak turna kuşu. Yan tarafta da yine turna kuşu ve hayat ağacı motiflerini görüyoruz. Bu eserlerden çok fazla. O yüzden bunları biraz hızlı geçeyim. Burada da yine bir kuş ve lotus çiçeği. Ve şurada küçük simgeler var. Çok belli olmasa da bunların da oz damgası olduğu belli oluyor. Bu kapta yine bu iki kapta birer turna kuşu. Göz çevresini görebiliyorsunuz burada. Özellikle belirgin bir şekilde çizilmiş. Burada da yine turna kuşu formunda bir kap. Ve üzerinde de yine havalanmış ayakta giden bir turna kuşu ve üzerinde de bir motif var. Yine aynı şekilde turna kuşu kabı ve üzerinde yine havalanmış ayakta hayvan üslubuyla çizilmiş bir turna kuşu. Yan taraftaki de yine bir turna kuşu. Yine bu vazonun üstünde de oz damgasını görüyoruz ve uçmakta ya da belki avına doğru tam atılmakta olan bir
turna kuşunu görüyoruz. Bu vazoda kendisi bir turna kuşu gördüğünüz gibi. Burada ise oz damgası at ve şu ayakta pek görünmeyebilir. Belki yakından bakmak gerekebilir. Burada da yine bir su kuşu, muhtemelen turna kuşunun olduğunu görüyoruz. Burada da yine yukarı doğru yükselmeyi ifade eden ve kendisi turna kuşu olan bir kap. Burası önemli. Niçin önemli? Şimdi belki tek başına turna kuşu bir şey ifade etmeyebilir. Tek başına oz damgası bir şey ifade etmeyebilir. Tek başına hayat ağacı bir şey ifade etmeyebilir. Ama bu özellikle bu iki, bir de bundan sonra bir tane daha var. Kıbrıs'ta çıkan eserler. Bakın bunların hepsi Kıbrıs'ta çıkan eserler. Hepsi Metropolitan Müzesi'nde mevcut. Özellikle şunun üzerinde iki tane ayağa kalkmış karşılıklı muhtemelen dağ keçisi motifi. Ortada hayat ağacı ve kenarlarda da oz damgasını görüyoruz. Bu bir kompozisyon. Bu kompozisyonun biz aynısını Anadolu'da da göreceğiz, Altaylar'da da göreceğiz. Yani tüm Avrasya coğrafyasında araştırılmış olsa Avrupa'da da ortaya çıkacağından eminim. Yani bu kompozisyonun birebir aynısını biz şaman davulları üzerinde göreceğiz. Burası önemli. Hani tek başına belki bir şey anlam ifade etmeyebilir. De geyik orada da olabilir, orada da. Keçi işte Altaylar'da da olabilir, Kıbrıs'ta da olabilir. Ya da işte bu damga her yerde olabilir diyebilirsiniz. Ama özellikle bu kompozisyonun içerisinde bu şekilde kullanılması kesinlikle Türklere ait. Yine burada da vazo, vazonun üzerinde. Burası biraz küçük kalıyor. Ben de çok büyütemedim resmi sığdırmak için. Yine ayağa kalkmış iki tane dağ keçisi görüyoruz ve ortada da hayat ağacını görüyoruz. Bu da yine Kıbrıs'ta ortaya çıkmış ve milattan önce 14. yüzyılda. Bakın yine bunu Turgay Hocam benimle paylaşmıştı sağ olsun. Ayağa kalkmış, başları yukarı doğru kalkmış iki tane dağ keçisi. Ortada yine bir hayat ağacı motifi ve kenarlarda da birer kuş, muhtemelen turna kuşu bunlar da. Yine aynı kompozisyon. Yani kompozisyon değişmiyor. Milattan önce 14. yüzyılda da günümüze doğru yaklaştıkça da göreceğiz. Bu ise Tuva Türklerine ait olan şaman davulu. Yani günümüzde çizilmiş bir şaman davulu. Ama gelenek hala devam ediyor. Yani İskitlerden beri İskitlerin torunları Tuva Türkleri devam ettiriyorlar. Şaman davulunun üzerinde iki tane başta yukarı kalkmış geyik ve kenarlarda oz damgası, ortada güneş ve ay kültü. Bu güneş ve ay kültü de çok kutsal. Ona da geleceğiz. Güneş ve ay kültünü biz şeyde de göreceğiz. Kıbrıs'taki taş babaların olduğu mezarların üzerinde de güneş ve ay kültünü, bu desenleri göreceğiz. O da bizim için kıymetli. Bu da Bahattin Ögel'in kitabından bir alıntı. Muhtemelen bir şaman çizimi, şaman davulu çizimi. Ortada bir hayat ağacı, kenarda kutsal kabul edilen ongunlar, yani hayvanlar ve geyikler özellikle. Ve sol tarafta bir ay, sağ tarafta ise bir güneş. Yine güneş ve ay kültünü burada görebiliyoruz. Kompozisyon hiç değişmiyor. Kompozisyon yine aynı. Bu da bir Moğol şaman davulunun çizimi arkadaşlar. Burada da iki tane yine geyik karşılıklı yan yana durmuş. Karşılıklı birbirlerine bakıyorlar. Kafalarını bu kez çok yukarı kaldırmamışlar. Ve ortada yine güneş ve ay kültü. Bu sembol bizim için önemli. Bu sembolün aynısını dediğim gibi Kıbrıs'taki mezar taşlarında göreceğiz. O yüzden bu sembol önemli. Daha sonrasında bu ise Pazarı Kurganı'ndan çıkan bir nesne. İki tane geyik başlarını yukarı doğru kaldırmışlar. Yine aynı kompozisyon ve ortada kutsal kabul edilen lotus çiçeği. Ve günümüzde Anadolu'da yastık, kırlent, yatak örtüsü gibi eşyaların üzerine kaneviçe diyoruz biz bunlara. Kaneviçelerde işlenmiş olan yine aynı kompozisyon, karşılıklı dağ keçisi değil bunlar, geyik çünkü çatallı boynuzları. İki tane karşılıklı geyik ve hayat ağacı motifi aynen devam ediyor gördüğünüz gibi. Burada da yine iki tane geyik ve ortada hayat ağacı. Yani Anadolu'da da yani binlerce yıl geçse de yine bu kompozisyon kullanılmaya devam etmiş. Kıbrıs'ta olduğu gibi. Bunlar da diğer hayat ağacı örneklerimiz. Bunlar Selçuklu mimarisinde, hani örnek teşkil etmesi açısından koymuştum. Selçuklu mimarisinde kullanılan hayat ağacı motifleri. Bunlar da diğer Anadolu'daki kilimler üzerine kullanılan hayat ağacı motifleri. Evet. Burada ise lotus çiçeği üzerinde biraz durmuşuz.
Lotus çiçeği bizim için kutsal. Aslında bu Asya kültürlerinde daha ziyade var. Neticede bizimki de oraya dayanıyor. Dolayısıyla lotus çiçeği aynı zamanda bir diğer adı da Hun gülü dediğimiz bir çiçek. Birçok şeydeki altarlardaki, kurganlardaki çıkan o keçelerin üzerinde de biz lotus çiçeğini görüyoruz. Lotus'u günümüzde Selçuklu mimarisinde de görüyoruz. Yani günümüzde de hala Anadolu'da kullanılan bir desen, motif. Burada da bakın bir geyik, üzerinde bir lotus çiçeği, yine bir turna kuşu, üzerinde kene altında bir lotus çiçeği. Burada da yine lotus çiçeklerini görüyoruz. Zaten kaplarda kül kabı, muhtemelen yine bir cenaze merasimi var ve yukarıya, gökyüzüne, Tanrı'ya doğru uğurlanıyorlar. Kendileri birer kül kabı, turna kuşu şeklinde olan kül kapları. Burada da yine lotus çiçeğini görüyoruz. Açık bir, net bir şekilde kül kaplarının üzerinde. Burada da yine aynı şekilde lotus çiçeği, lotus kuşumuz ve lotus çiçeği ve oz damgaları. Evet, geyik ve dağ keçisi motifleri ve kaya resimleri. Şimdi Avrasya coğrafyasına baktığımız zaman altarlarda da, Anadolu'da da, Avrupa'da da birçok yerde kaya resimlerinin üzerine Türkler çizmişler. Yavaş yavaş zamanla bunlar ortaya çıkıyor. İnşallah daha da fazlası çıkacak. Şimdi bu bölge, bu coğrafya neresi? Tabii biz Avrasya diyoruz ama ben burada bir tek tek görmek istedim. Kazakistan, Çin, Moğolistan, Rusya Federasyonu'nun sınırları içerisinde kalan Altaylar bölgesi ve Tanrı Dağı çevresi. Daha doğuda Moğolistan, Büyük Okyanus kenarları, Mançurya, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Nahçıvan, Azerbaycan, Hazar Denizi'nin kenarları, Ermenistan, Gürcistan, Arabistan, İskandinav ülkeleri, İskoçya, Danimarka, Moldova, Romanya, Macaristan, Transilvanya, Bulgaristan, Kosova, Almanya, Avusturya, İtalya, Fransa, İspanya ve Türkiye. Yani gördüğünüz gibi böyle her yere yayılmış olan kaya resimleri var. Özetlenecek olursa Türk karakterli kaya resim ve yazıları Asya ve Avrupa kıtasının büyük bir bölümü, Afrika'nın kuzeylerinde yaygın hale gelmiştir. Yani bizim derdimiz Kıbrıs'ın da bu Avrasya coğrafyası içerisinde yer alması. Zaten yer alıyor tabii ki. Lakin Türk arkeolojisi açısından da daha çok araştırılması, yer alması. Bu da Saymalı Taş'taki bir dağ keçisi motifi. Bunu buraya örnek koyma, teşkil etmesi için koydum. Çünkü bir benzerini Kıbrıs'ta göreceğiz. Bu da yine Saymalı Taş'tan bir dağ keçisi. Bu ise Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta iki tane eser ve lotus çiçeği ve bir dağ keçisi yine yan tarafta. Tabii bunlar birer yine kül kabı, turna kuşu şeklinde ve üzerinde yine bir dağ keçisi motifi görüyoruz. Şimdi sıra üçüncü başlığımızda. Yani bu Kıbrıs'taki altaylardan gelen Türk izlerinin dil ayağı, yazı ayağı. Burada tabii Mehmet Turgay Kürüm hocamızın yazı çevirileri, okumaları oldukça meşhur. Buradaki birçok insan da zaten bunu biliyor, yakından takip ediyordur. O dönemde Kıbrıs'ta runik yazı var. Fransız bir arkeoloğun adada yaptığı çalışmalar ve adayı gezdiği zaman çeşitli bölgelerde bulduğu semboller, tabii bunlar Göktürk alfabesine çok benziyor ve onların böyle çeşitli versiyonlarını böyle bir cetvel halinde hazırlamış. İlk defa görenler için, tabii daha önce görenler var, bilenler var ama ilk defa görenler olacak. Her bir şeklin, sembolün farklı versiyonlarını bir cetvel üzerinde kendisi göstermiş. Bunları okuması da Turgay Hoca'ya kalmış. Ve birebir aynı olan semboller var burada. Göktürk alfabesini, sembolleri bilen herkes bunları bilir. Bilmeyenler bile gözü aşinadır eminim. Bunlar birebir aynı olan semboller adadaki. Bunlar ise o sembollerin sadece türetilmiş şekilleri. Bunları tabii ki Turgay Hocam makalelerinde yazdı, sunumunu yaptı. O yüzden ben tabii bunları en baştan şunun aynısı bu, bunun farklısı gibi anlatmayacağım tabii ki de. Turgay Hocam yeterince anlatıyor zaten. Ama güzel olan taraf, yani bu sembollerin, bu alfabenin adanın birçok yerinde olması. Ve bu da Turgay Hocamızın okuma çalışmalarından ilki.
birkaçı. Yani hep son yaptığı son iki çalışmayı tabi buraya almadım. Onlar henüz basılmadığı için sunumlarını. Bunlar ilk yaptığı çalışmaları. Burada bir vazo, bir kap üzerinde yazılan runik bir yazı var burada. Ve Turgay hocamızın da onu anlamlandırması, okuma çalışması var. Anda katun teki olarak okumuş. Yani anda hatun misafir olarak da Türkiye Türkçesine çevirmiş kendisi. Burada da yine Mehmet Turgay hocamızın bir kap üzerindeki runik yazı ve o runik yazıyı Türkçe olarak okuması Göktürk ses sistemiyle. Burada kendisi iki oklatı ödür olarak okumuş. Tabi bunu günümüz Türkçesine çevirdiğimiz zaman iki üretim üstün olarak çevirmiş. Harfler gayet ayan beyan ortada. Göktürk alfabesiyle birebir benzerliği tartışılmaz zaten. Son olarak ise Kıbrıs'taki taş babalar ve bu taş babaların işte özellikle Kıpçak Türkleri, Kıpçak taş babalarına benzemesi ve bu mezarların üzerindeki güneş ve ay kültü. Bunların tabii Türk tarihi açısından, sembolizmi açısından önemi. Bunlar da yine bize adadaki Türk varlığını ortaya koyuyor. Yani antik çağdaki Türk varlığını ortaya koyuyor. Tabii bizim derdimiz bu. Kıbrıs'taki taş babalar, bunlar ilk başta tabii keşfeden çok çok daha eskiye dayanıyor. Gökçe Hocam bunlarla ilgili bir makale yazıyor. Doçent Doktor Gökçe Yükselen Peler'in Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi'nin 57. sayısında yayınlanan bir makalesi var. Ayağan Diriko'nun İslami Balballı'ları, Kıbrıs Yeşilköy'de bulunan bazı mezar taşları üzerine toplum, dil bilimlik, düşünceler adlı makalesinde işaret edilen taş babalar. Ve bu taş babaların Kıpçak taş babalarına benzerliği. Taş babaları hepimiz biliyoruz, Balballı diyebiliriz aslında biz bunlara. Avrupa tüm Avrasya coğrafyasında var. Yani özellikle Göktürklerle başlıyor taş babalar. Belki daha da öncesi var. Hatta bunun öncesini ben biraz şeye bağlıyorum. Göktürklerin evlerinin altına ölülerini gömmesi, üzerine ev yapmaları ve resimlerini de evlerinin duvarına çizmesi. Yani bu insan suretinin çok belirgin olduğu taş babaların belki de ilk oluşum şekilleri bu şekilde ortaya çıkmış olabilir bana göre. Tabii bu benim kendi düşüncem. Mağara duvarlarına ya da evlerinin işte bulundukları evlerin duvarlarına çizdikleri o insan suretleri, yüzleri yani belki de işte taş babaların ilk örnekleridir. Çünkü taş babalara da baktığımız zaman çok belirgin yüz hatları var. Hatta cinsiyetleri belli. Kız, kadın ya da erkek olduklarını da ayırt edebiliyoruz burada. Yeşilköy Müslüman Mezarlığı bu konuyla ilgili oldukça ilgi çekici veriler ortaya koymaktadır. Mezarlıkta büst şeklinde olan mezar taşları bulunmaktadır. Bu mezar taşlarının varlığından ilk defa bahseden Tuncer Bağışkan olmuş. Bağışkan benzer mezar taşlarının Balalan Köyü mezarlığında ve Polirum mezarlığında bulunduğundan bahsediyor. Balalan Yeşilköy'ün 5 kilometre kadar güneybatısında olan bir Türk köyüdür. Poli ise günümüzde Güney Kıbrıs'ta kalan Baf kazasının sınırları içerisindedir. Bağışkan ayrıca bu mezar taşlarının Orhun Türklerinin balballarına benzediğini de belirtmiş. İlk olarak gerçekten de mevzu bahis mezar taşları ile Avrasya coğrafyasında yer alan balballar arasında büyük benzerlik mevcut. Köy mezarlığındaki mezar taşları ile Avrasya coğrafyasında bulunan balballar arasında çok büyük benzerliklerin bulunduğu açık bir şekilde görülmektedir demiş Gökçe hocamız. Evet, bu balballar yani taş babalar ise bunlar. Tabii bunların tarihi antik çağa dayanmıyor. Yani muhtemelen çok 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 eski zamanlarda adaya yerleşmiş olan Kıpçak Türklerinin yani muhtemelen torunları tarafından yapılmış olan mezar taşları. Yani önemli olan burada bu geleneğin sürdürülmesi, devam ettirilmesi. Belki de yani arkeolojik kazılarda çıkabilir. Belki bunların çok çok daha önceden, eskiden yapılmış olanları çıkmış çıkabilir. Mesela Erzurum'da, Tunceli'de, Elazığ'da çıktığı gibi Kıbrıs'ta da çıkabilir. Bunlar bizim elimizdeki taş babalar. Gördüğünüz gibi yüzde hatları gayet belirgin. Altaylardakine gerçekten de benziyor. Özellikle Kıpçaklarınkine. Burada da yine farklı iki tane taş baba diyebileceğimiz mezar taşı
göz, burun, ağız gayet belirgin. Burada da aynı şekilde. Bu resimler Gökçe Hocam'a ait bu arada. Kıbrıs'taki bu kültürel miras kime ait? Dediğimiz gibi yani biz bunun Kıpçak Türklerine ait olduğunu düşünüyoruz muhtemelen Memlüklere. Yine aşağıdan yani Kıbrıs'a güneyden gelen göç eden Kıpçak Türklerine ait olan taş babalar. Burada başka önemli olan bir de taş babaların dışında bazı mezar taşlarının üzerinde bulunan güneş ve ay kültleri. Yani o semboller yukarı doğru yarım bir ay hilal ve ortada yine yuvarlak yani güneşi temsil eden bir yuvarlak ya da aşağı doğru çizilmiş olan bir hilal ve güneşi temsil eden bir yuvarlak göreceğiz birazdan. Bunlar tabi Altaylar'da da mevcut. İskit kurganlarında da var. Birçok diğer kurganlarda da var. Yine Kıbrıs'ta da görüyoruz bunları. Güneş ve ay kültürü. Bunlar da o mezar taşlarından bazıları. Burada mezar taşı bir hilal yukarı doğru ve güneşi temsil eden bir çizim burada. Yani özellikle güneşin çevresini o yansıttığı ışık onları temsil ediyor. Yani güneş ve ay kültürünü burada açık açık görebiliyoruz. Burada da yine aynı şekilde bir mezar taşı ve bir hilal yukarı doğru kalkmış. Ve şu çizim de güneşi temsil ediyor yine. Birazdan göreceğiz. Bunun bir benzeri Adana'da da var. Bu da şu şekilde çizim. Yani güneşin aslında o ışık hüzmelerini belki de yansıtıyor. Güneşi temsil ediyor ve bu da ayı temsil ediyor. Burada da yine bu da Kıbrıs'taki bulunan mezar taşlarından biri. Bu da yine güneşi temsil eden, onu yansıtan bir mezar taşı. Burada da böyle görüyoruz bakın bir hilal. Evet, bu ise Adana'da bulunan bir mezar taşı. Kıbrıs'takine gerçekten de benziyor baktığımız zaman. Yine bize güneşi temsil ediyor, güneş ve ay kültürünü. Bu da yine aynı şekilde... Bu da Elazığ'da ortaya çıkan bulunan bir mezar taşı ve motifi. Evet. Bu ise Azerbaycan'daki bir mezar taşı. Bakın at şeklinde. Yalnız burada da yine biz güneş sembolünü, işaretini burada görebiliyoruz. Yani burada önemli olan şu şey şu. Hani tüm Avrasya coğrafyasında bu güneş ve ay kültünün işte ya da bu mezar kültürünün, işte taş baba kültürünün, bal bal kültürünün ya da koç başlı mezarların ya da at şeklinde olan mezarların ya da insan şeklinde olan mezarların yani Altaylar'dan itibaren bütün Avrasya coğrafyasına yayılmış olması ve bunların Kıbrıs'ta da bulunuyor olması. Bizi ilgilendiren taraf bu. Türklerde güneş ve ay kültü üzerine tabii ki birçok araştırmacı yazmış, çizmiş. Ben de kaynak olması açısından bunu buraya koymuştum. Yazılı ve sözlü kültüren yola çıkarak Türklerde güneş ve ayın kutsallığını biliyoruz tabii ki elbette. Yani bunu Oğuz Kağan'dan biliyoruz, Göktürklerden biliyoruz, Hunlardan biliyoruz. Çin kaynaklarının belirttiğine göre güneşin kutsallığı Hunlara kadar gitmektedir. Hunların güneşe hürmetlerinden dolayı çadırlarının kapılarını doğuya doğru, güneşin doğduğu yöne açtıklarını biliyoruz mesela. Yine Çin kaynaklarında Hunların gündüz güneşe, gece ise aya ibadet ettiklerini yazmakta Çin kaynaklarında. Güneş ve aya olan bu inanışlar ve saygı Hunlardan önce ve sonra diğer Türk topluluklarında da tabii ki devam etmiştir. Güneş ve aya verilen bu kutsallık elbette ki sadece Türklerde değil, birçok farklı uygarlıkta, medeniyette var elbette ki. Yalnız Türklerde de mevcut olduğunu biliyoruz. Taldı Kurgan'da bir dikili taşta bir mezar mabedini gösteren Köktürk dönemine ait tasvirde eksenin alt bölgesinde yarı daire şeklinde bir simge yer alıyormuş. Bir Göktürk dönemi mezar taşındaki ağıt kemerde anıt üzerinde tasvir edilmiş. Bir ağıt sahnesi ay iginin yani eksen kutup dikili oluşunun ölünün erdem kazandığı muhtemelen aydınlık nitelikli alınçlık anlamına geldiğini belirtiyor. Bir hilal ve güneş diskinden oluşan piktogram Shang Chou döneminde ve Kün Ay olarak adlandırıldığı Türk döneminde. Yani bir dönem Kün Ay olarak adlandırılıyor. Yani tamam diğer birçok ulus için, belki medeniyet için güneş ve ay tabii ki de önemli o insanlar için.
Ama bir Türk dönemi direkt gün ay olarak adlandırılıyor. Yani bu bizim için önemli ve sembolü. Bir hilal ve güneş diskinden oluşan bir piktogram. Yani bu bizim için önemli. Türk döneminin dünyevi ve uhrevi hakanlarına atfedilen en yüksek mertebedeki göksel parlaklığın bir simgesiydi, demiş Emel Esin hocamız. Evet, burada da yine aynı güneş kültürü, ay ve güneş kültürünü görüyoruz. Bu bir şaman davuluydu biliyorsunuz. Yukarı doğru bir hilal ve yukarıda güneş kültü. Gök tanrı inanç sisteminin önemli bir kısmını oluşturan şamanist törenlerde güneş ve ay kültleri semboller olarak yer alıyorlar. Bu törenlerde kamın kıyafetinden davuluna, külahına kadar her şeyi özel anlamı olan sembollerle doludur. Güneş, ay, yıldız gibi semboller. Burada da bunlar daha biraz daha eski. Yine Kıbrıs'taki o kral mezarlarından çıkan bazı eserler. Bu da yine Turgay hocamın objektifinden. Burada güneş ve ay kültünün sembolünü, izlerini görebiliyoruz. İki tane farklı eser. İkisinde de yine mevcut. Yani dönem milattan önce 560 diyor. Bakın demir çağından bahsediyoruz. İşte Fenike'den bahsediyoruz. Taş babalardan bahsediyoruz. Aslında hiçbir şey değişmemiş. Yine aynı güneş ve ay kültü sembolünü biz burada görebiliyoruz. Evet, bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kapatıyorum. Ekranımı paylaşmayı durduruyorum. Sağ olun, sağ olun, var olun Fatma Hanım. Biz teşekkür ederiz. Ben Barbaros burada mı teşekkür ederim. acaba? Evet, burada. Buradayım, burada. Kitap Tamam. okuyorum. Ağzınıza sağlık. Bir 3 dakika ara verelim. Bu arada sorular gelmeye başlasın.